Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlarım. Ben Sefa, yepyeni bir videoyla birlikte karşınızdayım dostlar. Değerli dostlar, videomuza başlamadan önce sizlerden ricamız, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, emeğimizin karşılığı olarak videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bunu sadece benim kanalım için değil, bu videoları çeken tüm dostlarımızın kanallarında yaparsanız onlara destek vermiş olursunuz. Ayrıca onların sizlere daha çok video çekmesine sebep olursunuz arkadaşlar. Bunu belirtelim. Bugünkü videomuzda arkadaşlar muhabbet kuşlarımızı ayırdık ve ayırdığımız kuşlara artık ne yapmamız gerekiyor onunla ilgili bir video çekeceğim. Dostlar, ben nacizane kendi fikirlerimle kendi planlarımı anlatıyorum size. Ali'nin, Veli'nin veya Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın ne yaptığı beni çok alakadar etmiyor. Yani ben kendi üstad gördüğüm insanların tabii ki programını izliyorum, bakıyorum, takip ediyorum. Ve aklıma yatan olursa onu değerlendiriyorum. Ama ya Ali böyle yapıyor, ben de böyle yapmalı mıyım diye bana soruyorsunuz ya, bana sormayın onu. Çünkü ben onun yaptığı bir şeye yorum yaparsam ya işte mesela örnek veriyorum, benimkini yapmaya zorlamış gibi olurum ya da onu kötülemiş gibi oluyorum otomatik. O yüzden yapmıyorum. Mesela kuşla alakalı diyoruz ya, hani bana atıyorsunuz bu kuş sov mu jumbo mu? Yani şimdi kuşu almışsın. Kuş sov olsa mesela, desem ki bu kuş sov desem belki yalan olacak. Belki jumbo desem, hayır bu kuş sov değil jumbo desem, belki para vermişsin için kararacak. Yani tüh lan diyeceksin, üzüleceksin. O yüzden almışsın, boşver yani. Kuşun çoğu mu jumbo mu olduğunu tabii ki ben bildiğim için, benim bilgili olduğumu düşündüğünüz için soruyorsunuz ama karamsarlık oluyor arkadaşlar, boş verin. Hatta şunu da yaşıyorum, adam kuşu alıyor çoğu diye, sonra bana soruyor bu kuş çoğu mu jumbo mu diye, ben cevap vermiyorum. Sonra diyor ki ne olacak cevap versen, diyor ki böyle böyle hani bu konuda sıkıntılar yaşıyorum diyor, olsun ben üzülmem diyor falan filan, neyse. Sonra dönüp dolaşıp al diğeri diyor ki ben bu kuşu diyor bana diyor çoğu diye verdim diyor. Evde Muhabbet kanalı diyor, Sefa Erdoğan diyor, buna diyor jumbo dedi diyor. Adam sonra bana dönüyor diyor ki kardeşim hayırdır, sen benden ne istiyorsun? Benim kuşumu niye kötülüyorsun vesaire vesaire. Bunun önüne geçebilmek amaçlı bir prensip meselesi diyelim. Kuşlarınıza yorum yapamıyorum. Ama dişi mi erkek mi diye soranlar oluyor. Onlara yardımcı oluyorum ve şu da var. Dişi mi erkek mi diye soran bazı arkadaşlar var, flaşla çekmiş kuş ne olduğu belli olmuyor. Adama diyorum belli olmuyor diyorum, adam tutmuş bana diyor ki anlamıyorum desen şuna diyor falan. Yani neler neler arkadaşlar, gün içinde o kadar komik şeylerle uğraşıyoruz ki artık bunlara takılmama olayına geldim. Önceden takılıyordum ama artık takılmıyorum. Demek ki şu olay gerçekten doğruymuş, meyve veren ağaç taşlanır misali. Taşlanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Çok şükür taşlandıkça da büyüyoruz. Ne hikmettir onu da bilmiyorum. Evet, konumuza gelelim. Arkadaşlar, ben ayırdığım kuşlara ilk öncelik olarak, buradaki yani salmada bulunan tüm kuşlarımıza öncelik olarak 5 gün arka arkaya probiyotik kullandım. Birinci gün Probiactive Bird'ün sıvı probiyotini verdim. İkinci gün Entrobac, Renfright'ın Entrobac probiyotini verdim. Üçüncü gün Probiactive sıvı probiyotik verdim. Dördüncü gün Entrobac probiyotik verdim. Ve beşinci gün yine Probiactive sıvı probiyotik verdim. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ve yine 7 gün arka arkaya kuşlarıma 6+1 süper mix kullandım. Kendi tavsiye ettiğim üründür. Arkadaşlar, bu ürünü asıl amacı şu değil bakın. Tüm hastalıklara karşı işte ilaçtır. Değil arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Bunu karıştırmayın. Hiçbir ilaç tüm hastalıklara etki etmez. Her hastalığın kendince bir tedavi ilacı vardır. Ama bu 6+1 süper mix dediğimiz ürün hastalanmadan önce tüm hastalıklara karşı direnç sağlar. Yani bu hayvanın siz vücuduna o direnci sağlamış oluyorsunuz vererek
Ve böylece arkadaşlar tüm hastalıklardan korunmuş oluyorsunuz. Bunun dışında hastalanan kuşlarınızda da ya özellikle dışkısını düzeltme konusunda mükemmel bir özelliği var. Onu da belirtmiş olalım. İthal olan kuşu hemen ithallikten kurtarabiliyor. Ben bunu kendim tecrübe ettim, test ettim arkadaşlar. Evet, bunu verdik ve arkasında tekrar 3 gün arka arkaya probiyaktif sıvı probiyotiğimizi verdim. Arkasında bir gün su verdim. Arkasında bir gün Gervit'in vitaminini verdim. Arkasında bir gün su verdim. Arkasında tekrar bir multivitamin verdim. Vercellega'nın Ducolvit diye bir vitamini var. Onu kullandım. Ve şu anda kuşlarımıza 5 gün arka arkaya Ranitidol 40 diye direkt kursak mantarına etki eden ve bağırsak florasında da varsa bir problem çözümleyen Ranitidol 40 ürünümüzü kullanmaya başladık. Bu birinci evre arkadaşlar. Birinci evrede bu hayvanlarımıza bunu verdik ve bunu verdikten sonra artık hayvanlarımızı besleyeceğiz. Bu süreçte mama yapmıyoruz arkadaşlar. Mantarla alakalı, kursak mantarıyla alakalı bir tedavi yöntemine veya işte programa gidiyorsanız kür diye bilinen bu durumda arkadaşlar mümkün mertebe hayvanlarınıza mama vermeyin arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu kuşumuz arkadaşlar orada güzel bir şekilde uyuyor. Texas. Bunu küçükken annesi dövmüştü. Kanatlarında maalesef ki hasar kaldı. Yani şöyle tüy sorunu gibi. Ama tüy sorunu değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Değerli dostlar, dişi tayfamız, kızlarımız burada takılıyorlar. Çok sevdiğim bir kuşum, dişi kuşumu. Maalesef ki kaybetmek üzereyim. Sebebi de tamamen kavga sebepli arkadaşlar. Burun derisi yırtılmış, hayvanı eve götürdüm tedavi etmek için. Umarım hani toparlar diyorum ama büyük ihtimalle arkadaşlar melek olacak gibi. Hayırlısı olsun. Üzülüyorum tabi aklıma geldikçe ama gelen Allah'tan geliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Değerli dostlar, bu videomuzda ayırdığımız kuşlara birinci etap olarak yapmamız gerekenlerden bahsettik. İkinci etapta da bakın ikinci etap çok farklı. Ne dedik? Bol bol vitamin vereceğiz kuşlarımıza. 20 gün boyunca tekrar böyle antiseptikli bir ürün vermeyeceğiz. Yani antibiyotik içeren ürün vermememiz lazım. Bu hayvanların karaciğerini çökertirsiniz. Üst üste ilaç verilmez arkadaşlar. Üst üste ilaç verirseniz hayvanı yani tedavi amaçlı veya koruma amaçlı bir şey yaparken kendi kendinizi öldürürsünüz. Karaciğeri çöken bir hayvan üremez. Yani sağlıklı görünür ama hayvanda hiçbir sistem çalışmaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Burada bir çalışma var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Maşallah tüm kuşlarımız çatır çatır çalışır durumdalar. Bu kuşları fiyatlandırdık ama yani gerçekten hakkı değil. Hakkı olmamasının sebebini şöyle söylüyorum. Yani aldığımız yem çok pahalı. Yemle alakalı problem yaşıyoruz. Bu kadar kuşun burada olması sıkıntı oluyor biraz benim için. Bakım zorlaşıyor. Zaman ayıramıyorum. Bu yüzden arkadaşlar buradaki Çekoslovak kuşlarımızı sahiplendirme yapacağız. Bilginiz olsun. Evet dostlar, şunu da belirtmiş olalım. Biz YouTube'da video çekerken, sizlerden beğeni isterken tamamen videolarımızın ön plana çıkmasını istiyoruz. Yani videolar beğenildikçe, yorum yapıldıkça keşfete düşüyor ve keşfette bizi bilmeyen, tanımayanlar görmüş oluyor. Burada tek tek isim vermeyeceğim ama benim gibi video çeken birçok dostum var. Takipçi sayısı çok az olanlar var ama çok güzel içerikler sunanlar var. Bu tür insanların videolarını beğenin. Video beğenilmesi size bir şey kaybettirmez. O yüzden videoları genel olarak beğenin. Kendinizi ön plana zaten çıkartın arkadaşlar yorum yaparak. Yarın bir gün bir şey istediğiniz zaman o zaman bu ön planda olmanız sizlere büyük fayda sağlayacak. Onu belirtelim. Bilginiz olsun. Arkadaşlar, videomuzun ilk etabında size gerekenleri söyledim. İkinci etap gelecek. Benim
sizin programı uygulamak size kalmış. Ben bu şekilde hayvanlarımı sezona hazırlıyorum. Unutmayın, kuşları sezona hazırlamanın en güzel yöntemi futbol takımı gibi düşünün. Başından sonuna kadar iyi bakımdır. Yani Mayıs ayında ayırdım ama bir yem yesin, mama yaparız vesaire deyip geçmeyin. Başından sonuna kadar, Mayıs ayından Eylül ayına kadar hayvanlarınıza iyi bakın. Kampa sokun, onları güzel yetiştirin. Eforlarını kazansınlar, sorunlarını tutsunlar. Yani bu hayvanları siz kendiniz hazırlayacaksınız. Hayvan kendi kendine hazırlayamaz kafes ortamında. Bunu da belirtmiş olalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun dostlar.